gençlerin enerjisini oradan üretmeye sevk ediyorlar. Yani düşünen, üreten, proje ortaya koyan, yetenekli, donanımlı, vasıflı, kendini yetiştirmiş, dünya bilgisi olan insanlar ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Kafasını sadece çim sahaya gömmüş değil. Üçüncü hastalık. Bu bütün hayatımızı sarıyor. En yetişkininden, en pirifanisinden, en gencine kadar bu sari bir hastalık gibi ya. Bu hayatlarımızı mahvediyor. Git idman yap, koş, bağır, çağır, uğraşma ama ayrı bir şey futboluyuz. Dördüncü madde, çağın dördüncü hastalığı. Stand-up kültürü. Ne demek stand-up? Her şey geyik muhabbeti. Yani ciddi bir konu konuşamamak. Günümüzün en büyük önderleri kimler, liderleri, kanaat liderleri? Stand-upçılar. Mizah var ya, mizah da ama anlamlı derin mizah değil. Bizde nükte kültürü vardı eskiden. Nükte güzel bir şeydir, espri güzel bir şeydir. Mümin insan böyle asık suratlı böyle, her şeye karşısın abi. Böyle değil ki. Mümin insan mütebessim insandır. Espri üreten, muhabbet eden insandır. Din muhabbettir ya. Din muhabbettir. Hazreti Peygamber, yani her haliyle o muhabbeti sallallahu aleyhi ve sellem hissettiren bir insandı. Bak bir örnek anlatayım size. Bunu bugün Türkiye'de yapın sizi döverler. Bir gün cuma vaktinde yine şu efendim merdivenlerde biliyorsunuz belli bir merdivene kadar Hazreti Peygamber çıkıyor. Hutbeyi irad ederken Hazreti Peygamber hutbe iradında kapının önünde caminin kapısının önünde bir çocuk görüyor. Bak millet böyle hutbeyi, tam hutbenin de hararetli yerinde. Hazreti Peygamber hutbeyi yarıda kesiyor, merdivenlerden iniyor, herkes şaşırmış bir vaziyette. Gidiyor, safı yara yara gidiyor çocuğa, çocuğun düğmelerini çözüyor, tekrar ilikliyor. Çünkü yanlış iliklemiş. Yani bir taneyi böyle aşağıdan iliklemiş, düzensizlik, dengesizlik oluşmuş. Niye? Allah'ın munazzım ismine münafi. Yani Allah nizam verendir. Allah her şeyi nizam, intizamlı yaratandır. Hazreti Peygamber orada munazzım isminin tecellisini gösterebilmek için o çocuğun düğmelerini güzelce ilikliyor, kafasını okşuyor. Tekrar milletin, sahabe efendilerimizin şaşkın bakışları arasında kürsüye çıkıyor, hutbeye devam ediyor. Bak hayatın içinde din. Camilerimiz de öyleydi. Camilerimiz böyle şık kapatılan, şık açılan yerler değildi. Hayatın nabzının attığı yerlerdi. Camide düğün yapılırdı, yemek yenilirdi, konuşmalar yapılırdı, uluslararası görüşmeler yapılırdı. Cami hayatın nabzının attığı yerlerdi. Şimdi vakit kapanıyor, tık, vakit açıyor, tık. Ya böyle olur mu? Cami hayat demektir. Anlatabildim mi? Din muhabbettir. Dolayısıyla geyik muhabbetine karşı dikkat etmemiz lazım. Stand-upçılar, ismini anayım burada bir olay olduğu için, fenomen olduğu için. Günümüzün en büyük insanlara yön veren kişisi kim? Cem Yılmaz. Bilmem ne Mehmet Ali filan diye ismini de çok taşımayan bir adam. Bak bunlar yönlendiriyor toplumu. Bu neyi doğuruyor? Zihni laçkalaştırıyor. Ciddi konularla uğraşamayan insanlar. Hep böyle geyik. Ha ha ha, hi hi, kakara, kikiri, makara. Hep güleceğiz. E hayat hep gülmek mi demek? Hep geyik muhabbeti mi? Dikkat edin, bir kelime yapıyorlar mesela sohbet esnasında, kelime hatası. Öbürleri gülmeye başlıyor filan. Ya hayat geyik muhabbetinden ibaret değil. Bu çağın hastalığı, dikkat edin etrafınıza, insanlar sürekli geyikle meşgul oluyor. Ciddi konular yok ya. Ben ne söylüyorum? Affınıza sığına. Diyorum ki sıkıcı adamlara bugün ihtiyaç var. Komik adamlara değil, sıkıcı adamlar. Ne demek sıkıcı adamlar? Sıkı konularla çalışan insanlar. Sağlam, derinlikli konularla uğraşan insanlara ihtiyaç var. Ben gençlere seminer verirken bu cümleyi söylediğimde şaşırıyorlar. Diyorum ki gençler, sıkıcı insanlara ihtiyaç var diyor. Nasıl hocam diyorlar? Sıkı konularla çalışan, derinlikli, ilmi, böyle derinliği olan insanlara ihtiyaç var. Hep böyle kakara, kikiri, makara bu insan zihnini ne yapıyor? Laçkalaştırıyor. O yüzden azıcık ciddi konular olduğunda bu insanlar uyuklamaya başlarlar. Azıcık ciddi konu geldi ya, zihin algılamıyor çünkü daralmış beyin. Stand-up kültürü. Günümüzün. Buna ne deniyor? Stand-up, hani ayakta gösteri. Her şey geyik, her şey espri. Çoğu da böyle belden aşağı espriler falan. Ha, nükte yapacağız, esprili olacağız, muhabbetli olacağız ama geyik muhabbeti değil. Bu dört, beş. Çağımızın beşinci hastalığı. Bütün evlerimize girdi. Hayatlarımızı işgal etti. Buna karşı dikkat etmeliyiz. Birçok insanın çoluğunu, çocuğunu, kendisini kaybetmesine sebep oldu. Bir araç olması gerekirken amaç haline dönüştü.
Efendim diyor, biz çok modern bir aileyiz diyor. Her odaya diyor bir laptop aldık diyor, bilgisayar. Çocuklarımız uzay çağına göre yetişiyor diyor. Her ada odaya diyor, aldık diyor bilgisayarı diyor dizüstü, koyduk diyor. Çocuklar çalışıyorlar diyor. Bekle, çalışıyorlar. Uzay çağına göre yetişiyormuş. Bakın, bilgisayar, teknoloji bir imkandır, bir araçtır. Ama bugün amaç haline dönüştü. Biliyor musunuz, eroin bağımlılığından, alkol bağımlılığından daha birinci sırada bir bağımlılık var. İnternet bağımlılığı. Evet. Alkol bağımlılığından daha ön plana çıktı. İnternet bağımlılığı. Adam internete giremeyince el ayağı titriyor böyle. Yani o mutlaka girmesi lazım. Ne yapıyor internette? İnterneti düzgün amaçlarla mı kullanıyor? Maalesef değil. Bakın, yapılan araştırmalarda muhterem cemaat, aziz dostlar, Türkiye'de internet %82 eğlence amaçlı kullanılıyor. Eğlence. Halbuki internet iyi kullanılabilse müthiş bir imkan. Bir dünya video var, sana dersler var, kitaplar var, konular var. Ben mesela yazarım kendim, aynı zamanda birçok kitabım var. Şimdi bir kitap çalışıyorum, bir baktım ki Amerika'da, Avrupa'daki hocaların dersleri videolarda, 400 tane video var o konuyla ilgili. Ya bedava üniversite. Zaten üniversitelerin çoğu sanallaşıyor. Artık internet üzerinden eğitim yapmaya başladılar. Oradan ne veriyorlar? Diploma veriyorlar. Ha, bunu böyle kullanacağın yerde internet ne olarak kullanılıyor? Ömür israfı. MSN. MSN diye bir şey var. Orada yazışıyorlar habire. Ona da Facebook diye bir şey var. Duymuşsunuzdur. Herkes duydu artık bunu. Ona Twitter bilmem ne. Burada ne yapıyor? Onu dürtüyor. Öyle bir şey var. Bir şey tıklıyorsun. Öbür tarafa bir mesaj gönderiyor falan. Dürtme diyorlar ona. Yazıyor. Ondan sonra ne yapıyor orada da yazdığı şey de şu. Diyor ki merhaba. Bak merhaba yazacak sabrı yok. Ya bir merhaba de, tamam mı? Adam selam aleyküm falan demeye hiç mecal yok. Çünkü her şey hızlı ve her şey bozuk. Seleme diyor, seleme. Ben ilk duyduğumdan ne bu seleme merhaba Allah'ını seversen filan. Şimdi seleme diyor, öbürü merhaba diyor. Güya bir şey yapıyorlar internette, böyle kullanıyor. Öbür de diyor ki nebere diyor, nebere. Nebere de ne haber demekmiş, nebere. Ben de diyorum ki affedersiniz, gebere bu ne? Yani bu nasıl iletişim ya? Böyle bir iletişim olur mu ya? Buna alışan bir insan nasıl düzgün diyalog kuracak? Nasıl üç cümleyi bir araya getirecek? Ondan sonra meramını anlatamayan, konuşamayan, kelime dağarcığı az, düşünce hafsalası zihni durmuş insanlar ortaya çıkıyor. Merhaba, seleme, nebereyle iletişim mi olur? Ben gençlere yardımcı olayım diye 3-4 sene öncesine kadar bazen kullanıyordum. Bir tane genç bana anlattı anlattı, en son şey yazdı. A, E, O. Ne demek? A, E, O. Bir hafta düşündüm. Allah'a emanet ol demekmiş. Baş, adam şifre gibi yani. Sürekli ben şifre çözeceğim. Ya bu iletişim değil. Gerçek iletişim nedir? Şu. Yüz yüze bakmak. Bir insanı hissetmek. O insanın jestini, mimini, duygularını hissetmek. Bak siz şu anda benim bütün duygularımı, jestimi, mimimi hissediyorsunuz. İşte dünyanın en etkili iletişimi budur. Atom bombasından bile tehlikelidir bu. Çok etkilidir. Sohbettir çünkü, boyalanırız. Birbirimizin rengine boyalanırız. İnsanı yetiştiren en büyük unsur budur. Dolayısıyla internet kullanmasınlar mı? Kullansınlar. Bilgisayar kullanmasınlar mı? Kullansınlar. Niçin? Araştırma amaçlı. Düşünme amaçlı. Geliştirme amaçlı. Aktif, güzel amaçlar için. Ama 8 saat, 10 saat merhaba, seleme, Facebook, oradan dolaş, oraya gir, oradan çık. Bir de çok abuk subuk dünyalar var. İşte ondan sonra böyle dünyası tuhaflaşmış, acayip insanlar ortaya çıkıyor. Ve oradan gördüklerini eve tatbik etmeye çalışıyor. Olmuyor. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Boşanmaların en büyük sebeplerinden biri haline geldi. İnternetteki yazışmalar. Lütfen. Bunu güzel bir amaca hizmet ettirirsek çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Çok büyük hayırlı vesile elde edebiliriz. Ya giriyorsun Amerika'daki filanca kütüphanedeki kitabı $1 bile vermeden okuyabiliyorsun, bilgisayara indiriyorsun. Ne büyük imkan ya. Öbür türlü kütüphaneye gideceksin, kitap var mı yok mu araştıracaksın, gelecek okuyacaksın, teslim edeceksin. Elinin altında kütüphane binlerce. Ama böyle bir amaç yok. Eğlence amaçlı. Demek ki çağımızın 5. hastalığı neymiş? Teknoloji bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, internet bağımlılığı, bilgisayarın gereksiz kullanımı,
Anlatabildim mi? Diğer teknoloji, televizyon bağımlılığı Amerika'dan sonra dünyanın en çok televizyon izleyen toplumu biziz. Türkiye. Dehşet izleyen bir toplumuz. Niye? İzlemek tembelliğin en büyük sebebidir. Bakın izleyen toplumlar vardır, dinleyen toplumlar vardır. Mesela siz şu anda dinleme yapıyorsunuz. Dinleme insanı geliştirir. Çünkü kulak kalbe en yakın uzvumuzdur. Göz değil. İzlerken sen ne yapıyorsun? Elinde kumanda, bir de kumandayı verdiler ya. Güya sen televizyonu idare ediyorsun. O seni idare ediyor. Geçiyorsun böyle sızmış bir vaziyette, dolaşıyorsun. Ondan sonra hayalin çalışmıyor, duyguların çalışmıyor, muhakemen çalışmıyor. Oradan oraya falan uyuyup kalıyorsun. Bu bir tembellik kültürüdür. Amerika'da, aziz Allah, bitirdim ben de zaten. Amerika'da 6 saat ortalama izleniyor, 6-6,5 saat. Türkiye'de ortalama televizyon izleme süresi 4,5-5 saat ortalama. Ne kadar deli gibi, çılgın gibi izliyoruz. Bunlar en büyük çağımızın hastalıkları. Bu çağın hastalıklarına karşı antivirüs sistemi geliştireceğiz. Bunlara karşı bilinçli insan olacağız. Eski kafayla bu işler gitmiyor, çağımız değişti. Her çağın kendine göre özellikleri var, bunu anlamak zorundayız. Eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlal. Yeni hali anlamak ve buna özgün çözümler. Eskiden böyle miydi efendim? Biz çocuğa şöyle bir bakardık gözümüz ucuyla. Çocuk hemen susardı filan. O eski çocuk yok. Bizler öyle yetiştirdik. Bizim zamanımız değil. Bizler tarım toplumunun çocuklarıyız. Bugünün çocukları teknoloji toplumunun çocukları. Dolayısıyla bugünün dilini, anlayışını kavramak, bilmek zorundayız. Ve ona göre çözüm üretmek zorundayız. Burada da en önemli unsur bir, tabiatı, kainatı bir kitap gibi okuma zevkini vermeliyiz. İlim zevkini vermeliyiz, hayatımıza taşımalıyız. Sohbet zevkini vermeliyiz, hayatımıza taşımalıyız. Bunlarla çözüm üretmeye çalışmalıyız. İnşallah. İnşallah Rabbim bizi çağın hastalıklarından muhafaza buyursun. Rabbim bizi kendini koruyan, ailesini, efradını koruyan kullarından eylesin. İnşallah Rabbim bizi ilimle, irfanla pervaz eden, semanın yüksek mertebelerine uruç eden kullarından eylesin. İnşallah. Ömrünü bad-ı heva rüzgara vermeyen, israf etmeyen, geriye sadece bir pişmanlıklar albümü bırakmayan kullarından eylesin inşallah. Efendim çok güzel dinliyorsunuz. Hepinize bu konuda yürekten teşekkür ediyorum. Bu imkan bana sunulduğu için de tekrar İbrahim Bey dostumuza, hocamıza müteşekkirim. Hepinizi Rabbime ısmarlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha.